bir şey yani ona on galiba. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümünden Yardımcı Doçent Doktor Münever Üçer ve Öğretim Görevlisi Kaya Üçer insanlık tarihi kadar eski geçmişe sahip olan geleneksel Türk sanatlarını tesip sanatımız, nakkaşlık, kalem işi sanatımız konulu konferansla sanatseverlerle buluştu. Yardımcı doçent doktor Münevver Üçer, tesip sanatını, öğretim görevlisi Kaya Üçer de kalem işi sanatının tarihini, gelişimini, kullanılan malzemelerini, tekniğini, nerelerde kullanıldıklarını, ve bulunan tarihi eserlere uygulanan restorasyon ve konservasyon işlemlerini anlattılar. Dalları parlattığımız sivri ve kullanıyoruz çünkü normalde altın bildiğiniz gibi parlak değil. Yardımcı doçent doktor Münevver Üçer, Tesip ile ilgili olarak konuşmasına şöyle devam etti. Orta Asya'dan Anadolu topraklarına kadar uzanan en eski süsleme sanatı olan tesibin kültürel geçmişine bakıldığında El yazması kitapların, hüsnü hat levhaların, altın ve boyayla yapılan levhaların kenar süslemelerine verilen isim olduğu, stilize ve yarı stilize edilerek doğadan yorumlanmış motiflerle yapılan süslemelerdir. Tesip sanatında en çok kullanılan mavi renk huzuru, altın güneşi, Rumi motifi, kuş kanadını, hatayı, penç bitkileri, yuvarlak kompozisyonlar dünyayı, motiflerin kompozisyon içindeki tekrarı da Dünyanın devamlılığını ve ritmini temsil eder. Şey geçer, e, hazır da var veya işte e, o, eritiyorsunuz. Tam erittinizse o zaman e, bunu e, şeyde kullanıyoruz. Altını Hocam, ezerken şey. kullanıyoruz. Tesip sanatında kullanılan altın varak uygulamasını da anlatan Üçer, tesibi yapan kişi erkekse müzehip, kadınsa müzehibe adıyla anıldığını da söyledi. akşama kadar hatta yeni geldiğinde kağıda kadar her türlü yüzeyde altın e... Öğretim görevlisi Kaya Üçerse, kalem işi sanatıyla ilgili olarak şunları söyledi. Günümüzde yarı geçirgen kağıtlara kurşun kalem yardımıyla çizilen kurallı ve gelenekli desenlerin yarı geçirgen kağıt üzerinde iğnelenerek delinmesi ve uygulanacağı yüzeye tercihen söğüt ağaçlarından elde edilen kömür tozundan yapılan tamponla silkelenip yüzeye aktarılmasından sonra çeşitli renklerle muhtelif fırçalar yardımıyla boyanıp yine ince fırçalarla kontürlenmesiyle elde edilen süsleme tarzıdır. Türk kalem işi sanatı, kökeni Orta Asya'ya dayanan 8 ila 9. yüzyıl Türk Uygur ile başlayıp, Türklerin göçleriyle Anadolu topraklarında taşınan bir sanatımızdır. Kara hoça ve bezeklik duvar flekslerindeki süslemeler, Türk sanatının motif dağarcığının merkezi olmuş, Türklerin İslam dinini kabulüyle stilize motif ve kompozisyonların İslam sanatıyla olan birebir örtüşmesi bu tarz desen ve uygulamaların gelişmesini sağlamıştır dedi. Arap zamkını çok fazla koyuyorlar. Ee, o hazır Arap zamkı olduğu için... Hiç jelatini su hazırlamadan direkt kullanıyorlar. Turgut Reis Belediyesi Başkan Vekili Funda Akçalı ve Meclis Üyesi Tarık Eray Çakır'ın teşekkür plaketini vermesiyle son bulan konferansta yardımcı doçent doktor Münevver Üçer ve öğretim görevlisi Kaya Üçer kendi çıkartmış oldukları içinde Sevgi Arayış adlı sergisinin de eserleri olan Measiri Münevveran isimli kitaplarını Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi kitaplığına hediye ettiler.